Yukarıdaki bileşiklerden hangileri alkoldür denilmiş. Bir bileşiğin alkol olabilmesi için OH'ın bağlı olduğu karbonun sp3 hibritleşmesi yapması gerekiyor. Aynı zamanda bir tane karbona aynı anda birden fazla OH'ın bağlanmaması gerekiyor. Bu durumlara dikkat ettiğimizde bileşiklerin alkol olup olmadığını anlayacağız. Birinci öncüle baktığımızda şöyle biraz daha açık şeklini yazalım. O OH bağlı olduğu karbon sp3 hibritleşmesi yapmış, tüm bağlar tekli bağ. Yine bu karbonda birden fazla OH da bulunmuyor. Dolayısıyla bileşiğimiz alkol bileşiğidir. Hatta C2H5OH olarak bildiğimiz etil alkol bileşiği. İkinci öncüle geldiğimizde OH'ların bağlı olduğu karbonlar sp3 hibritleşmesi yapmış durumda, tüm bağları tekli. Yine bir karbona birden fazla OH bağlanmamış. Dolayısıyla bu bileşiğimizde bir alkol bileşiğidir. Hatta birden fazla OH olduğu için polialkoldür diyebiliriz. Bu alkolümüzün özel ismi de glikoldü. Önemli bir polialkoldür arkadaşlar. Birinci alkolümüzün ismi etanoldü. Üçüncü öncele geldiğimizde OH'ın bağlı olduğu karbonda ikili bağ var. Yani bir adet pi bağı var. Dolayısıyla bu karbon atomu sp kare hibritleşmesi yapmış durumdadır. Biz bir bileşiğin alkol olabilmesi için OH'ın bağlı olduğu karbonun sp3 hibritleşmesi yapması gerektiğini söylüyorduk. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz yanlıştır. Alkol bileşiği değildir. Dördüncü öncüle geldiğimizde fenol olarak bildiğimiz aromatik bileşik verilmiş. Bileşimizin yarı açık halini yazacak olursak buradaki yuvarlağın anlamı rezonans yapıyı temsil etmekteydi. İkili bağ, tekli bağ, ikili bağ, tekli bağ, ikili bağ tekli bağ şeklinde benzen molekülünde toplamda 3 tekli 3 tane ikili bağ bulunacaktı karbonlar arasında. Burada OH'ımız bağlı. Bakın OH'ın bağlı olduğu karbon. Şurada karbonumuz bulunuyor. İkili bağ içerdiğinden dolayı yine bir adet pi bağı vardır. Bir adet pi bağı olduğu için sp karayı birleşmesi yapmış durumdadır. Bir bileşiğin alkol olması için şartlarımızdan birisi de neydi? OH'ın bağlı olduğu karbonun sp 3 hibritleşmesi e yapması gerekliydi. Dolayısıyla bu bileşiğimizde alkol değildir arkadaşlar. Sorumuzda alkol olanlar sorulduğu için cevabımız 1 ve 2 olan B seçeneğidir. Alkollerin genel özellikleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A şıkkı molekülünde bir tane hidroksil grubu bulunanları monalkoldür. Bu ifademiz doğrudur. Bir tane OH bulunan alkolleri biz monalkol birden fazla OH bulunanlara ise polialkol şeklinde sınıflandırma yapıyorduk. E şıkkı doymuş dialkollerin genel formülü CnH2n 2 O2'dir. Doymuş derken yapısında pi bağı olmayan alkoller kastediliyor. Dialkoller derken de yapısında iki tane hidroksil grubu içeren alkollerden bahsediliyor. Monalkollerin genel formülü CnH2n 2 O şeklinde yazılmaktaydı. Yapımız dialkol olduğunda ise oksijen sayısı monalkollere göre 1 artmakta ve CnH2n yani 2 O2 şeklinde bulunmaktaydı. İsterseniz bir tane de somut bir örnek verin arkadaşlar. Glikol bileşiği bir dialkolümüz. Burada toplam karbon sayımız 2, hidrojen sayımız 6, oksijen sayımız 2. Baktığımızda en yerine 2 koyarsak C2H6O2 genel formülüne uymakta buradan da ispatlamış olduk. 5 şıkkı da doğrudur. Eğer alkolümüz doymuş trialkol alkol olsaydı oksijen sayısı 3 olacaktı. Tetra alkol olsaydı oksijen sayımız 4 olacaktı. Yani doymuş bir alkoldeki artan OH sayısı şu karbon ve hidrojen kısmına dokunmazken sadece oksijen sayısını arttırmakta ne kadar OH varsa o kadar oksijen sayısını arttıracağız. C şıkkı alkollerin suda çözünmelerinde su ile kurdukları hidrojen bağı etkindir. Alkoller hidroksil fonksiyonel grubunu taşıdığından dolayı hidrojen artı fon grubunu birlikte içermekte. Yine suyun yapısında da hidrojen artı fon grubu bulunduğundan dolayı alkoller ve su arasında hidrojen bağları oluşmakta. İki molekül arasında oluşan hidrojen bağı çözünürlüğü ekstra arttıran bir durumdur arkadaşlar. Dolayısıyla alkollerin suda çözülmesinde su ile kurdukları hidrojen bağı etkindir ifadesi doğrudur. D şıkkı alkoller suda asit özelliği gösterirler. Arkadaşlar alkoller moleküler yapılı bileşiklerdir. Dolayısıyla suda iyonlaşmazlar. Yani suya H artı ya da OH eksi iyonlarını vermezler. Bu nedenle Alkoller suda asit özelliği gösterir ifadesi yanlıştır. Alkoller nötr yapılıdır. Dediğimiz gibi iyonlaşmadığı için suya asitliği arttırıcı ya da bazı arttırıcı bir iyon vermeyecekler. Dolayısıyla nötrdür şeklinde yorum yapacağız. D şıkkındaki ifademiz yanlış oldu. Sorumuz yanlış olan öncülü sorduğundan cevabımız D seçeneğidir. Son olarak E seçeneğine bakalım. Aynı karbon sayılı doymuş monalkoller ile eterler birbirinin fonksiyonel grup izomerisidirler. Doymuş monoalkollerin genel formülü CnH2n 2 O şeklinde gösterilmekteydi. Eterlerde de yine doymuş yapıdaki eterlerden bahsediyoruz. CnH2n 2 O genel formüllerine sahipti. İki bileşik sınıfının da genel formülleri görüldüğü gibi aynıdır. Dolayısıyla aynı karbon sayılı üyeleri birbirinin Fonksiyonel grup izomerisidirler arkadaşlar. Birisi alkol olduğu için OH fonksiyonel grubunu içeriyor. Birisi eter olduğu için şu şekilde göstereceğimiz Oksi fonksiyonel grubunu içermekte. Fonksiyonel grupları farklı ancak kapalı formülleri aynı olduğu için birbirlerinin fonksiyonel grup izomerisidirler. Aynı karbon sayılı üyeleri. E şıkkındaki ifademiz de doğru oldu. O halde yanlış olan öncülümüz Dolayısıyla sorunun cevabı olan seçeneğimiz D seçeneğidir. Kapalı formülü C4H10O2 olan bir alkolün açık formülü aşağıdakilerden hangisi olamaz denilmiş. Alkollerin genel formülü CnH2n 2 O şeklindeydi. Bu monoalkoller için geçerli bir formüldü. Tabii ki doygun yapıdan bahsediyoruz. Bize verilen formüle baktığımızda yine hidrojen sayısı karbonun 2 katından 2 fazla ancak oksijen sayımız bu defa iki. Yani 2. Yani CnH2n artı 2 O2 formülü verilmiş. Arkadaşlar bu dialkollerin formülüydü. Yine burada da doygun olacak alkolümüz. Alkolümüzdeki OH sayısı arttıkça genel formüldeki oksijen sayımız artmaktaydı. Kapalı formülde iki tane oksijen olduğundan dolayı bahsettiğimiz alkol türü diol olacak. Verilen seçeneklere baktığımızda C seçeneğindeki bileşiğin alkol olmadığını görüyoruz. Bir karbon atomuna iki tane OH grubu bağlıysa böyle bileşikler alkol olarak sınıflandırılamazdı. Dolayısıyla sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Bize hangisi olamaz denilmişti. Kapalı formülümüz uyuyor ancak alkol diye belirttiği için C seçeneğindeki bileşiğimizde alkol olmadığından dolayı aradığımız seçenek C şıkkındadır diyoruz. Diğer öncüllerdeki alkollerin tamamı diol yapısında yani iki tane hidroksil grubu içermekte ve kapalı formülleri C4H10O2 şeklindedir. Cevabımız C seçeneği oldu. Yukarıdaki alkollerden hangilerinin adlandırılması doğru yapılmıştır denilmiş. Adlandırmanın türüyle ilgili bilgi vermemiş. Yani yupak ya da yaygın şeklinde bir kısıtlama getirmemiş. O halde yaygın ya da sistematik olarak fark etmeksizin buna göre yorumlayacağız. Birinci öncüle baktığımızda 3 karbonlu polialkol olan gliserinin formülü verilmiş. Birinci öncülümüz doğrudur. 3 karbon ve 3 hidroksil grubu içeren polialkolün ismi gliserindir. Hatta bir diğer ismi de gliseroldür arkadaşlar. İkisinde kullanılmakta. İkinci öncülde ise yine bir polialkol verilmiş. Bu defa iki karbon ve iki hidroksil grubu içeren polialkolümüz. Bu alkolümüzün özel ismi de glikoldü Buradaki isimlendirme de doğrudur arkadaşlar. Son olarak üçüncü öncüle baktığımızda OH'ın bağlı olduğu karbon primer bir karbon. Dolayısıyla sekonder tersiyer gibi bir önek almayacak adlandırmada. Burada bize izobütil denilmiş. Bakalım izoluk taşıyor mu? Ana zincirimizi seçtik. İkinci karbonda bir tane metil grubu var. İkinci karbonda bir tane metil grubu olduğunda biz izo önekini kullanıyorduk. Toplam karbon sayımız da 4. O halde izobütil diyoruz şu R grubunun tamamına. Yapıda OH olduğu için yani alkol bileşiği olduğu için de alkol ekini getirdik. Üçüncü öncüldeki isimlendirmemiz de doğrudur. Bize doğru olan öncüller sorulduğu için cevabımız 1, 2 ve 3. öncülleri içeren E seçeneğidir. Aşağıdaki alkollerden hangisinin sınıfı yanlış verilmiştir? A şıkkına baktığımızda sekonder alkol denilmiş. Bir alkolün sekonder alkol olabilmesi için OH'ın bağlı olduğu karbon 2 karbonla bağ yapmış durumda olmalı. Öncülümüze baktığımızda soldaki OH'ın bağ yapmış olduğu karbon atomu bir tane karbonla bağ yapmış durumda. Yani buradaki karbonumuz primer bir karbon. Diğer hidroksil grubuna baktığımızda OH'ın bağlı olduğu karbon atomu yine bir tane karbonla bağ yapmış durumda. Dolayısıyla buradaki karbon atomu da primer karbondur. Alkolleri primer, tersiyer, sekonder şeklinde sınıflandırırken OH'ın bağlı olduğu karbona göre yorum yapıyorduk. Burada her iki OH grubumuz da primer karbona bağlı olduğundan dolayı bu alkolümüz primer bir alkoldür. Burada sekonder bir alkol denildiği için A şıkkındaki sınıflandırmamız yanlıştır. Soru bize yanlış olan öncülü sorduğundan cevabımız A seçeneğidir. Diğer öncülleri de kontrol edelim. OH'ın bağlı olduğu karbon tek bir karbonla bağ yapmış durumda. Dolayısıyla primer bir alkoldür. B şıkkındaki sınıflandırma doğrudur. C şıkkına baktığımızda OH'ın bağlı olduğu karbon atomu Sağda bir solda bir toplam iki tane karbonla bağ yapmış durumda. Dolayısıyla sekonder bir karbondur. Sekonder karbon olduğundan dolayı bu alkol de sekonder alkoldür. Doğru bir sınıflandırma yapılmış. D şıkkında OH'ın bağlı olduğu karbon atomu bir karbonla bağ yapmıştır. Dolayısıyla karbon atomu primer karbon, bileşiğimiz de primer alkoldür. D şıkkında da sınıflandırmamız doğrudur. Son olarak E şıkkına baktığımızda OH'ın bağlı olduğu karbon 1, 2, 3 karbonla bağ yapmış durumda. Yani tersiyer bir karbondur. Dolayısıyla bileşik sınıfımızda tersiyer alkoldür. E şıkkında da doğru bir sınıflandırma yapılmış. Toparlayacak olursak OH'ın bağlı olduğu karbon bir tane karbonla bağ yapmışsa böyle alkol primer alkol. iki tane karbonla bağ yapmış ise böyle alkol sekonder alkol. Ve son olarak OH'ın bağlı olduğu karbon 3 tane karbon ile bağ yapmış ise böyle alkolümüz de tersiyer alkoldür. A şıkkı dışındaki sınıflandırmalar doğruydu. O halde sorumuzun cevabı A seçeneği olacak. Yukarıdaki bileşikle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Birinci öncül polialkoldür. Yapıya baktığımız zaman alkol özelliğini taşımakta. Yani OH'ın bağlı olduğu karbonlar sp birleşmesi yapmış durumda. Tüm bağlar tekli. Yine bir karbona birden fazla OH bağlı değil. Dolayısıyla yapımız alkol özelliği göstermekte ve birden fazla OH grubu içerdiği için de poli alkoldür. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncül sistematik adı 1-2-3 propan trioldür. Yapıya baktık. En uzun zincirimizi seçtik. OH grubunun yakın olduğu uçtan numara vereceğiz. Burada fark etmiyor zaten her karbonda OH var. Sağdan doğru numara verdim. Öncelikle OH'ların yerlerini belirtiyoruz. 1, 2 ve 3'te toplamda 3 tane OH'ımız var. 3 karbonlu alkan ismini söylüyoruz. Sonrasında 3 tane OH olduğu için latince 3 anlamına gelen tiri ve alkollerin eki olan olü getirdik. İsimlendirmemiz doğru yapılmıştır. 3. öncül yapısında 2 tane primer alkol, 1 tane sekonder alkol bulunur. OH'ın bağlı olduğu karbona göre alkolün primer, sekonder ve tersiyer özellik gösterip göstermediğini söylüyorduk. OH'ın bağlı olduğu karbon bir tane karbona bağlıysa alkolümüz primer alkol özellik gösterir. İki tane karbona bağlıysa sekonder özellik göstermekte. Üç tane karbona bağlı ise tersiyer alkol özellik göstermektedir. Bakın bu sınıflandırmayı OH'ın bağlı olduğu karbona göre yapıyoruz. Bileşiğimize baktığımızda en soldaki OH'ın bağlı olduğu karbon bir karbonla bağ yapmış durumda. Yani 3 numaralı karbonumuz primerdir. Dolayısıyla burada primer alkol özellik gösterecek. Sağ taraftaki OH'a baktığımızda bir numaralı karbona yani. Bu karbon sadece bir karbonla bağ yapmış durumda. Dolayısıyla bu karbonumuz da primer alkol özelliği gösterecek. En sağdaki OH'a baktığımızda OH'ın bağlı olduğu karbon yine bir karbonla bağ yapmış durumda. Karbonumuz primer karbon dolayısıyla burada primer alkol özelliği gösterilecek. Son olarak ortadaki OH'a baktığımızda 2 numaralı karbonumuz solla bir sağla bir toplam 2 karbona bağlı sekonder bir alkoldür dolayısıyla 2 numaralı karbon nedeniyle de sekonder alkol özelliği taşıyacaktır alkolümüz. Üçüncü öncülde iki tane primer bir tane sekonder alkol bulunur ifadesi doğrudur. Dördüncü öncül özel adı gliserindir. 3 karbondan oluşan ve yapısında 3 tane hidroksil grubu bulunduran poli alkolümüzün özel adı gliserindir. Hatta bir diğer ismi de gliseroldür. Bu alkolümüz için iki isimde kullanılmaktadır. Dördüncü öncülümüz de doğru oldu. Sorumuz doğru olan öncülleri sorduğundan cevabımız 1, 2, 3 ve 4. öncülleri içeren E seçeneğidir. Verilen bileşikle ilgili adlandırmalardan hangileri kullanılabilir? Bileşiğe baktığımızda ROH yapısında bir bileşik yani alkol bileşiği. İsimlendirmelere bakalım. Birinci öncül tersiyer pentil alkol denilmiş. Bir alkolün primer, sekonder ya da tersiyer olduğuna karar verirken OH'ın bağlı olduğu karbona göre yorum yapıyorduk. OH'ın bağlı olduğu karbona baktığımızda 1, 2, 3 karbonla bağ yapmış durumda. Dolayısıyla tersiyer bir karbondur. Alkoller OH'ın bağlı olduğu karbona göre sınıflandırılmaktaydı. Alkolümüz tersiyer bir alkoldür. Dolayısıyla tersiyer önekini alıyor. Sonrasında toplam karbon sayısına göre yorum yapıyoruz. Toplamda yapımız 5 karbonlu. O halde tersiyer pentil alkol şeklinde isimlendirmemizi yapabiliriz. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncül 2 iki hidroksi 2 metil bütan şeklinde de adlandırılabilir mi diye sorulmuş. Burada da alkan isimlendirmesi gibi yapılmış. Arkadaşlar bir alkol bileşiğini biz alkanlarda yaptığımız isimlendirme tarzında da isimlendirebiliriz. Yani hem alkan isimlendirmesi doğru olur hem alkole göre yapılan isimlendirme doğru olur. Şimdi alkanmış gibi düşünerek yorum yapacak olursak en uzun karbon zincirini seçtik. Daha sonra ne yapıyorduk? Dalların yakın olduğu uçtan numara verecektik. Dallarımız metil ve hidroksil grubu sola daha yakın. Dolayısıyla soldan numara veriyoruz ana zincirdeki karbonlara. Öncelikle dallarımızı yazacağız. Alfabede önce gelen dalı ilk yazacağız. Hidroksil ve metil'den H harfi önce geldiği için 2 hidroksi sonrasında diğer dalımız 2 metil Ana zincirimiz 4 karbonlu olduğu için 4 karbonlu alkanın adını söylüyoruz. Karbonlar arası bağlar tekli bağ olduğu için alkan gibi isimlendirdik. Bize verilen isimlendirmemiz de doğrudur ikinci öncülde. Üçüncü öncüle baktık. 2 metil bütanol denilmiş. Burada da alkol gibi isimlendirme yapılmış. Bu defa yine OH grubun içeren en uzun karbon zincirini seçtik dal olarak OH hariç ana zincir dışında kalan grubu alacağız. Yani burada metil dalmış gibi düşünüyoruz. Önce dalımızı söylüyoruz. 2 metil. Sonra OH'ın yerini belirtiyoruz. ikinci karbonda. Sonrasında 4 karbonlu alkolümüzün ismini söylüyoruz. Butanol şeklinde. Verilen isimlendirmenin doğru olduğunu görmekteyiz. O halde belirtilen isimlendirmelerden 3'ü de Verilen bileşik için kullanılabilir sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Aşağıdaki alkollerden hangisi yanlış adlandırılmıştır? A şıkkına baktığımızda iki tane fonksiyonel grup var. İkili bağ ve alkollerin fonksiyonel grubu OH. Alkoller gibi adlandırdığımızda OH'ın üstünlüğü var. OH'ın olduğu yerden numara vereceğiz. Daha sonra ikili bağın küçük olacağı şekilde numarandırmaya devam edeceğiz. Saat yönü tersine gittiğimizde ikili bağlarımız en küçük numarayı alacaklardır. Öncelikle ikili bağların yerlerini belirteceğiz. 2. ve dördüncü karbondalar. 2, 4. Halkamızda 6 adet karbon var. Halkalı olduğu için siglo ekini getiriyoruz. 6 karbon olduğu için. Hexa dedik. 2 tane de ikili bağ olduğu için diyen. Sonrasında OH'ın yerini belirttik ve ol ekini getirdik. 2 4 sigma x diyen bir ol şeklinde isimlendirmemiz olacak. A şıkkındaki isimlendirme yanlıştır. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Diğer öncülleri de kontrol edelim. En uzun karbon zincirimizi seçtik. Yine alkol gibi isimlendirme yapacağımız için OH'ın yakın olduğu uçtan numara veriyoruz. Bileşe baktığımızda ikili bağ da bulunmakta. Öncelikle ikili bağın yerini belirtelim. Sonra 4 karbonlu alken ismini söylüyoruz. Büten. Karbonlar arası ikili bağ olduğu için bu şekilde yaptık. Sonrasında OH'ın yerini ve alkoldeki ol ekini getirdik. 3 büten 2 ol isimlendirmemiz doğrudur. C şıkkına geldik. Yine OH grubunu içeren en uzun karbon zincirini seçtik. OH'ın yakın olduğu yerden numara veriyoruz. Alkol gibi isimlendirme yaptığımız için OH'ın yakın olduğu yeri tercih ediyoruz arkadaşlar. Öncelikle dalımızı söyleyeceğiz. Bakın burada metil grubu dalımız oldu. Alkollerde OH dal olarak kabul edilmiyordu. 3 metil dedik. Karbonlar arası üçlü bağ olduğu için alkin gibi isimlendirme yapacağız öncelikle. Üçlü bağın yerini belirtiyoruz. 4 Ana zincirimiz 5 karbonlu olduğu için ve alkin bileşiği olduğu için pentin diyoruz. Sonrasında OH'ın yerini belirttik ve olekini getirdik. 3 metil 4 pentin 2ol isimlendirmemiz doğru verilmiştir. Ve şıkkına geldik. OH'ın bağlı olduğu karbona 1 numaralı karbon diyoruz. Sonrasında dalımız olan klorun küçük numarayı alacağı şekilde numarandırmamızı yaptık. Öncelikle dalımızı söylüyoruz. 3 kloro. Sonrasında alkolümüzün ismini söyleyeceğiz. Halkalı bir alkol olduğu için beşgen. Siglo pentan ol şeklinde isimlendirmemizi tamamladık. Yine doğru bir isimlendirme verilmiş. E şıkkına baktığımızda karşımıza bir polialkol çıkmış. O OH bağlı olduğu karbonları içerecek şekilde en uzun karbon zincirimizi seçtik. Burada metil dalımız oldu. O OH haşların yakın olacağı uçtan numara vereceğiz. O OH haşımız her iki uca da eşit uzaklıkta. Dalımız da yine her iki uca eşit uzaklıkta. Numara vereceğimiz yer fark etmiyor. Önce dalı söylüyoruz. 2 metil. Sonra o OH haşların yerini belirtiyoruz. 1 ve 3. karbonlara bağlı. Ana zincir 3 karbonlu olduğu için propan 2 tane OH olduğu için de diol diyoruz. Burada da isimlendirme doğru verilmiş. Sorumuzda bize yanlış olan öncül sorulmuştu. A şıkkındaki isimlendirme yanlış verilmişti. İsimlendirmemizin doğrusunu da buraya yazmıştık. Cevabımız A şıkkıdır. Yukarıda yapıları verilen X ve Y bileşikleri için hangileri ortak özelliktir? Birinci öncül alkol özelliği gösterirler. Bir, bir alkol özelliği gösterebilmesi için OH'ın bağlı olduğu karbonun sp3 hibritleşmesi yapması gerekiyordu. Yine bir başka dikkat edeceğimiz husus bir karbonda birden fazla OH'ın bağlı olmaması gerekiyordu. Y molekülüne baktığımızda karbon atomumuzda iki tane OH bağlı durumda. O halde Y maddesi alkol değildir diyeceğiz. Alkol özelliği göstermemektedir. X molekülüne baktığımızda ise bir karbona birden fazla OH bağlı değil. Yine OH'ın bağlı olduğu karbonlar spq pi birleşmesi yapmış durumda. Yapısında pi bağı içermediğinden bunu anlıyoruz. Dolayısıyla X maddemiz alkoldür. O halde birinci özellik ortak değildir. X alkolken Y alkol özelliğinde değildir. İkinci öncül kapalı formüllerinden bahsedilmiş. X için toplamda 3 adet karbon, 8 adet hidrojen ve 2 adet oksijen bulunmakta. Y bileşiğine de baktığımızda aynı şekilde 3 karbon 8 hidrojen 2 oksijen bulunmakta. Kapalı formülleri aynı olduğu için ortak özelliktir. Üçüncü öncül moleküllerinin arasında hidrojen bağı etkindir. Hidrojen bağı olması için bir molekülde hidrojenle birlikte flor, oksijen ya da azot atomundan en az biri bulunması gerekiyordu. Ve bu gruplarla hidrojen arasında bağın olması gerekiyordu hem X hem de Y molekülüne baktığımızda hidrojen atomuyla birlikte fon üyelerinden birisi olan oksijen atomu bulunmakta ve bağ yapmış durumdalar. Dolayısıyla X de hidrojen bağı etkin kuvvettir. Aynı şekilde Y molekülünde de OH grubundan dolayı hidrojenle fondan olan oksijen bağ yapmış durumdadır. Y molekülünde de hidrojen bağı etkindir. Üçüncü önceliğimizde her iki bileşik için ortaktır. Sorumuzda ortak olan özellikler sorulduğu için cevabımız 2 ve 3 olan D seçeneğidir. Organik X bileşi ile ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre X bileşi aşağıdakilerden hangisi olabilir deniliyor. Verilen bilgilere bakalım. Maddemiz alkol özelliği gösterir. Öncelikle alkol özelliği göstermeyenleri eleyelim. Bir bileşiğin alkol özelliği gösterebilmesi için şartlar neydi? OH'ın bağlı olduğu karbon, sp3 hibritleşmesi yapması gerekiyordu. Yani pi bağı içermemesi gerekiyor. Dikkat etmemiz gereken diğer durum ise OH'ın bağlı olduğu karbonda tek bir OH bağlı olmalı. Bu kurallara dikkat ederek verilen bileşiklerin alkol özelliği gösterip göstermediğini inceleyelim. A şıkkındaki bileşiğimiz alkol özelliği göstermekte. B şıkkında da yine yukarıda bahsettiğimiz durum yok. Alkol özelliğindedir. C şıkkındaki bileşiğimiz yine alkol özelliğinde. D şıkkındaki bileşiğimiz alkol özelliğinde. E şıkkındaki bileşiğimiz ise alkol özelliğinde değildir. Çünkü OH'ın bağlı olduğu karbonlarda pi bağı bulunmakta. Dolayısıyla sp küp hibritleşmesi yapmış durumda değildir. E şıkkındaki bileşik alkol olmadığı için elendi. Diğer bilgilere bakalım. Yapısındaki karbon atomlarından yalnızca iki tanesi sp kare hibritleşmesi yapmıştır. Buradan çıkaracağımız sonuç karbon atomlarından iki tanesinde bir tane pi bağı bulunması gerekiyor. Hatırlarsak normalde karbon 4A grubundaydı ve tüm bağlar sigma ise sp3 hibritleşmesi yapardı. Eğer yapıda pi bağı varsa pi bağını oluşturan orbitaller hibritleşmeye katılmadığından dolayı pi bağ sayısı hibritleşme değerinden düşülürdü. O halde bizden iki tane karbonun sp2 hibritleşmesi yapması istenildiğinden dolayı bu karbon atomlarında bir tane pi bağı olması gerekiyor ki hibritleşme değerinden bir düşülsün ve sp2 hibritleşmesi sağlanılsın. O yüzden ne dedik arkadaşlar? Buradaki yani sp2 hibritleşmesi yapacak karbonların bir tane pi bağı içermesi gerekiyor. Öncüllere baktığımızda A şıkkındaki 2 iki karbonumuz ikili bağ yapmış. Yani bir tane pi bağ içerdiğinden dolayı sp kare hibritleşmesi yaparlar. Koşul sağlandı. D şıkkındaki yine iki karbonumuz sp kare hibritleşmesi yapmış durumda. Koşul sağlandı. C şıkkında sp kare hibritleşmesi yapan karbon olmadığından dolayı çünkü tüm bağlar sigma bağı C şıkkını eriyoruz. D şıkkına baktığımızda yine tüm bağların sigma bağı olduğunu görüyoruz. Buradaki tüm karbonlar sp küp hibritleşmesi yaparlar. D şıkkında eledik. Son olarak birinci bilgimize bakarsak mol kütlesi 88 gramdır denilmiş. Bunun için kapalı formülleri yazalım. A şıkkında yapıda toplam 3 karbon, 6 hidrojen, 1 oksijen var. Molekül ağırlığını hesaplayacak olursak karbonun atom ağırlığı 12 idi. 3 çarpı 12 karbondan. Hidrojen atom ağırlığı 1'di. 6 çarpı 1 hidrojenden ve oksijenin atom ağırlığı 16 16 çarpı 1 de oksijenden geldi. Hesapları yaparsak 48 artı 6 artı 16'dan. Mol ağırlığımız 70 geldi. O yüzden A şıkkını da eliyoruz. B şıkkını da kontrol edelim. Toplamda yapıda 4 karbon, 8 hidrojen, 2 adet de oksijen bulunmakta. 4 çarpı 12 karbondan 8 çarpı 1 hidrojenden ve 2 çarpı 16 da oksijenden geldi. Buradan hesaplamaları yaparsak 48 artı 8 artı 32. 8, 32 daha 40, 48 daha mol ağırlığımız 88 yaptı. Aradığımız bileşiğimiz 5 şıkkında bulunmakta. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Yukarıdaki organik bileşiklerle ilgili yargılardan hangileri yanlıştır? Birinci öncül Birinci ve üçüncüsü primer alkoldür. Bir alkolün primer özellikte olabilmesi için OH'ın bağlı olduğu karbon bir tane karbonla bağ yapmış olması gerekir. Baktığımızda her bir köşede karbon atomu bulunmaktaydı. OH'ın bağlı olduğu karbon atomu toplamda sağdaki karbonla bir, soldaki karbonla bir, iki tane karbonla bağ yaptığından dolayı Buradaki alkolümüz sekonder özellik göstermekte. İkinci bileşeye baktığımızda OH'ın bağlı olduğu karbon sp3 yaptığı için yani pi bağı içerdiğinden dolayı bu bileşik alkol değildir. Hatırlarsak bir bileşiğin alkol olabilmesi için OH'ın bağlı olduğu karbonda pi bağı olmaması gerekiyordu. Fenol bileşiğimizde OH'ın bağlı olduğu karbonda pi bağı olduğundan dolayı yani bu karbon sp2 hibritleşmesi yapmadığından dolayı bileşiğimiz alkol değildir. Üçüncü öncüle baktığımızda ise OH'ın bağlı olduğu karbon bir tane karbonla bağ yapmış durumda. Buradaki alkolümüz primer bir alkoldür. Şuradaki sekonder alkoldü. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlıştır. Birinci öncülde birinci ve üçüncü primer alkoldür demiş. Birincisi sekonder, üçüncüsü primer alkoldür. İkinci öncül, ikincisi aromatik alkol, Birinci ve üçüncüsü ise alifatik alkoldür. Arkadaşlar ikinci bileşiğimiz alkol değildir. Bu yüzden ikinci öncül de yanlıştı. Bir ve üçüncüsü alifatik alkoldür. Doğrudur. Biz yapısında benzen halkası içermeyen alkollere alifatik alkol diyorduk. Ancak ikinci bileşikle ilgili yapılan yorumumuz yanlış olduğundan ikinci öncülü eledik. Üçüncü öncül. Bir ve üçüncünün kapalı formülleri aynıdır. Baktığımız zaman... Karbon atomu organik bileşiklerde 4 bağ yapmaktaydı. Eksik bağ sayısı kadar hidrojen içerecek. Halkadaki OH'ın bağlı olduğu karbon şu an 3 bağ yapmış durumda. 4. bağını hidrojenle yapacak. Yine buradaki karbonlar 4 bağı tamamlayabilmek için ikişer tane hidrojen içermeli. Şimdi kapalı formülümüze bakalım. Toplamda 3 tane karbonumuz var 1. bileşiğimizde. Hidrojen sayılarını saydığımızda 1 2 3 4, 5 bir tane de OH'dan geldi. 6 hidrojen ve bir tane oksijen içermekte. Bu birinci bileşimizin kapalı formülü. Üçüncü bileşiğe baktığımızda yine 3 tane karbon, toplam 6 tane hidrojen ve bir tane oksijen bulunmakta. Kapalı formülümüz yine C3H6O'dur. Sonuç olarak 1 ve 3'üncünün kapalı formülleri aynıdır. 3. öncülümüz doğrudur. Sorumuzda bize yanlış olan öncül sorulmuştu. O halde cevabımız 1 ve 2 olan C seçeneğidir.